Evet dostlarım, yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bakın bugün uzun bir süredir yapmadığımız bir şey tekrar yapacağız. Dostlarım bugün efsane trolleyeceğiz. Bakın öyle bir mod kurdum ki ve öyle çok sevdiğiniz bir efsaneyi trolleyeceğim ki bu videoyu izlerken zevkten 4 kişi olacaksınız. Şu an dostlarım bakın sıfırdan bir Minecraft dünyası açtım. Bu dünyayı niye açtım? Çünkü dostlarım bugün bir efsanesini trolleyeceğiz. Bunu uzun bir süre önce yapmıştım. Bakın ekranda o videoyu görüyorsunuz. Ve dostlarım gerçekten o videoyu çok sevmiştim. Bugün o videonun devamını çekiyorum. Biz dostlarım bile efsanesini yaklaşık 6 aydır görmüyoruz. Bakın en son gördüğümüz yer tam olarak burasıydı. Anla! Dostlarım o ne lan? Bir dakika anla bir şey. Bili! Anla taş! Dostlarım anla taş spawn etti. Bir dakika biri taşın içine girdi. Dostlarım en son biz Billy'yi insane sunucusunda 5 biliyorsunuz ki 523 yanlış bir hacker ve 523 yanlış Billy'nin kodlarını çaldıktan sonra dostlarım Billy'yi bizi düşman etmişti. Ve dostlarım biz en son Billy'yi orada gördük. Hatta Anla 1545 vardı o zamanlar. Bilenler vardı dostlarım. Anla 1545 Billy'yi bir taşa kapatmıştı. Billy Rock taşına kapatmıştı. Ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Ve dostlarım biz Billy'yi o zamandan beri görmüyoruz ve bugün dostlarım bakın ben sıfırdan bir dünya açtım ve tekrardan bu dünyada Billy efsanesini çağırma yöntemlerini yapacağım ve Billy efsanesi geldikten sonra dostlarım kurduğum eklenti sayesinde Billy'yi kontrol ederek onu trollemeye çalışacağım. Yani Billy'yi gerçekten çok özledim. Sizlerin de özlediğini biliyorum. Bu yüzden mutlaka bu videoya like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Bakın bunları söylemiyorum, yapmıyorsunuz. Videoya mutlaka bakın. Bu videoyu sizlerden 30.000 beğeni bekliyorum. Bakın 30.000 beğeni gelirse bu tarz trollerin devamı gelecek. Şimdi dostlarım bizim öncesinde tabii ki de Billy efsanesini trolleyebilmemiz için Billy efsanesini çağırma yöntemlerini yapmamız lazım. Ki bu çağırma yöntemlerini biliyorsunuz. Bakın ekrana şu anda fotoğrafları 4 tane fotoğrafı geldi. Dostlarım bu fotoğraflar Billy'yi çağırma metotları. Billy'yi çağırma metotlarını içeriyor. Dostlarım Billy'yi çağırmak için 4 tane metodumuz var ve bunların hepsini yapmamız gerekiyor bakın. Öncelikle hemen hızlı bir şekilde dostlarım bir tane ağaç kazıyorum, tamam mı? Sıra sıra dostlarım 4 tane metodumuz var ve biz Billy'yi çağırdıktan sonra ben dostlarım kurduğum eklenti sayesinde Billy'yi kontrol edeceğim ve bu şekilde bakalım neler yapabileceğiz. Video 2 dakikacık bir durum dostum, bak videoyu izliyorsun, lütfen like bırakıp kanalıma abone ol, bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak, eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Ama şimdi şöyle bir şey var dostlarım, biliyorsunuz ki Billy'nin yani Billy efsanesinin kaynak kodları 523 hacker'ına yani 523 şu ekranda şu an görüyorsunuz. 523'e geçti dostlarım ve bu yüzden de belki de Billy'nin kodları değiştirilmiştir ve belki de Billy'yi artık eskisi gibi çağıramıyoruzdur. Böyle bir ihtimal de var. Yani bunu bu videoda göreceğiz dostlarım. Belki de bu trolü hiçbir şekilde yapamayacağız. Yani bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bakın önce size dostlarım bir tane crafting table craftladım. Bakın bunu buraya koyuyorum. Hızlı bir şekilde önce bir tane tabela craftlayacağım. Bunu yaptıktan sonra yapamadım. Bir dakika dur. Niye yapamadım? Hah, tamam. Tabelamızı craftladık. Tabelamızı craftladıktan sonra dostlarım bakın ilk olarak yapacağım metot dostlarım şu an ekranda görmüş olduğunuz metot 3 olacak. Dostlarım metot için olayı şu. Kurduğunuz dünya yani oluşturduğunuz dünyanın içerisine bakın şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu 666BWD631 MC dosyasını yani region dosyasını atmanız gerekiyor. Bunu hatırlıyorsunuz. Yani nasıl yapıldığını hatırlayanlar illaki vardır. Şimdi onu göstereceğim. Bakın dostlarım şu anda oluşturduğum dünyanın klasörün içindeki region yani bölge dosyasının içerisindeyim. Bakın bir efsanesini dünyanıza spawn etmek istiyorsanız region klasörüne bakın şu dosyayı atmanız lazım. Bu dosyayı yani internette çeşitli yerlerden bulabilirsiniz. Dosyamızın ismi dostlarım 666BWD631. Bakın bu Billy efsanesini çağırmanın metotlarından sadece bir tanesi. Şimdi hızlıca bakın ilk metodumuzu yaptık. Yani bu aslında ilk metot değil. Üçüncü metot ama ben bunu ilk olarak yapacağım. Çünkü dostlarım bu en önemli metot. Yani bunu yapmazsanız Billy efsanesini hiçbir şekilde göremezsiniz. O yüzden bu en önemli metot. Bunu önce bir halledelim. Bunu hallettik. Şimdi sırada diğer metotlar var. Evet sevgili burada takipçileri. Şimdi metot 3'ü yaptık. Dostlarım sırada metot kaçtı? Bir dakika buna da bakacağım. Sırada dostlarım ekranda görüyorsunuz metot 4 var. Bakın bu metot 4'te de şu ekranda bu şekilde görmüş olduğunuz bir tabela oluşturmamız gerekiyor. Dostlarım bu tabelayı yap. Yani Billy arkadaş olmak istiyor biliyorsunuz ki. Billy'nin özelliği bu. Yani efsane olmasının sebebi bu. İnsanlarla arkadaş olmak istiyor. Eğer onunla arkadaş olmazsanız da sizi öldürüyor. Ve bu yüzden dostlarım biz Billy'yi çekmek için yani oltalama yöntemini kullanmak için ekranda görmüş olduğunuz bu tabelayı oluşturacağız. Ve bu tabelayı oluşturduktan sonra dostlarım eğer bir efsanesi dünyamızdaysa bakın altta seçenekler var. Yes ya da no. Biri bunlardan bir tanesi seçecek ve diğer seçenek silinecek dostlarım. Şimdi bakın direktman tabelamızı elimize aldık. Bu tabelayı bu yüzden yapmıştım dostlarım. Bakın tabelamızı buraya koydum. Buraya şimdi friends yani biriye benimle arkadaş olur musun diye bir soru soracağız. Friends'i yazdım, hemen iki tane boşluk bırakıyorum. Bakın buraya yes yazıyorum. Full devam ediyorum. Üç tane siliyorum. No yazıyorum. Bakın yapmanız gereken şey bu dostlarım. Friends yes no. Eğer şu anda bir efsane bizim dünyamızdaysa bu dostlarım tabelanın yanına gelecek ve bir seçeneği seçecek dostlarım. Ama bakın ben bu sefer eskisi gibi yapmayacağım. Bir tane mod kurdum, şimdi göstereceğim onu size. Normalde bakın Billy'nin sizle arkadaşı olup olmadığını öğrenmeniz için dostlarım bu tabelayı buraya koyduktan sonra uzaklaşmanız gerekiyor. Bakın bu tabelayı buraya koydum şu an ve buradan benim gitmem gerekiyor normalde. Yani Billy'nin burada bir seçenek yapması için yani benimle arkadaşı olacak mı olmayacak mı seçmesi için benim buradan uzaklaşmam gerekiyor. Ama dostlarım bakın ben şöyle yapacağım. Uzaklaşacağım yine. Yani yine uzaklaşacağım. Hatta onu göstereyim size bakın. Mesela bayağı bir uzağa gideceğim. Tabelanın nerede olduğunu biliyorsunuz. Cidden bayağı bir uzağa gideceğim. Mesela şu ağaçların arasında
durdurabilirim. Oraya bir gideyim. Bakın mesela bu uzaklaşmak için gayet yeterli bakın. Buraya geldim. Dostlarım bir tane mod kurdum. Bu modumuzun ismi Freecam. Bakın bu Freecam'a bastığım zaman spectator'a geçiyorum. Yani karakterim arkada kalıyor. Ben dostlarım direktman haritada istediğim gibi hareket edebiliyorum. Bakın şimdi ben buraya karakterimi orada bırakacağım. Yani oyundaki benim player da tam oyuncu vereyim. O tarafta kalıyor. Ama ben dostlarım Freecam modum sayesinde bakın bu tabelanın olduğu yere gidebiliyorum. Şimdi bakalım bir efsanesi buraya gelecek mi? Aa bak dostlarım oldu. Dostlarım oldu bakın gördünüz mü? Oldu lan. Çalışıyor dostlarım. Yıllar sonra hala aylar sonra da çalışıyor dostlarım. Aylar sonra bile bakın hala daha bu çalışıyor. Bakın dostlarım şu anda Bile bir seçim yaptı. Ama farkında mısınız dostlarım? Bile hiçbir şekilde buraya gelmedi bakın. Yani demek ki dostlarım kodlar sayesinde olan bir şey. Bile hiçbir şekilde buraya gelmedi. Bunu ilk defa şahit oluyoruz bakın. Bile'nin hiç buraya geldiğini görmedik dostlarım. Yani Bile buraya girip tabelada bir seçenek yapmadı. Sadece direktman tabelada dostlarım yes seçeneği kırıldı. Ve anladığımız şey şu. Dostlarım Bile bizimle arkadaş olmak istemiyor. Yani bakın arkadaş olmak ister misin diye sordum. Evet ya da hayır seçeneği bıraktım. Bile evet'i sildi, hayır seçti bakın. Yani demek ki dostlarım Bile bizimle şu anda bu dünyada arkadaş olmak istemiyor. Değil mi? Tamam şu anda Bile dünyamızda. Peki etrafta Bile'yi görebilir miyim? Çünkü mantıken dostlarım yani tabelayı ben şöyle biliyordum. Bu tabelayı Bile'nin yanına yaklaşıyor tabelanın biz. Yani uzakta olduğumuzda oluyor bu aktif oluyor. Ve biz uzakta olduğumuz için de bunu göremiyorduk diye düşünüyordum. Bile buraya geliyor, tabelayı kırıyor, tekrardan No'yu seçiyor mesela. Ya da Yes ya da No'yu seçiyor sanıyordum. Ama dostlarım Bile buraya hiç gelmiyormuş bakın. Bunu da galiba ilk kez öğreniyoruz. Etrafta Bile'yi görebilir miyiz peki? Şuraya bakayım. Burada yok. Yok dostlarım. Bile efsanesini göremiyorum. Tamam sıkıntı yok. Şu anda dostlarım bakın ilk metot ve pardon dördüncü metot ve üçüncü metot çalıştı dostlarım. Region dosyasını dünyamıza attık. Tabelayı koyduk. Sırada diğer metotlarımız var. Diğer metotlarımızı bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Yapmadığımız iki tane metot bu. Normalde bu metotları yapmak için dostlarım bayağı bir malzeme kasmamız gerekiyor. Ama biz tabii ki de o malzemeyi kasmayacağız. Kurduğum eklentiler sayesinde direkt bana malzemeleri havadan indireceğiz dostlarım. Yani daha önce bunları tuval videolarında kullanıyordum. Hemen şimdi bakın Freecam modundan çıktım. Freecam modundan çıktıktan sonra dostlarım bakın şimdi metotları tekrar bir bakalım. Dostlarım bakın metot 1 şu anda ekranda görmüş olduğumuz bu metot. Bileyi çağırma metotlarından bir tanesi. Hatta dostlarım bu metot bileyi görmenizi sağlayan en önemli metotlardan bir tanesi. Bakın böyle yünleri koyuyorsunuz. Etrafına redstone meşaleleri koyuyorsunuz dostlarım. Ve ortadaki yünü kırıyorsunuz, yakıyorsunuz. Ve bütün yünler yandıktan sonra dostlarım bunu yaptığınız bölgenin tam altında bir mineshaft oluşuyor. Ve bu mineshaft'e girdiğiniz zaman da bileyi o mineshaft'in içerisinde görebiliyorsunuz. Biz de dostlarım bunu yapacağız. Ve bunun yanında da dostlarım metot 2 var. Bakın bu metot 2 de dostlarım aynı sanki böyle bir iron golem oluşturuyor gibi Bile totemini yapıyorsunuz. Bu da dostlarım ekstra bir metot. Bu iki metodu şimdi yapacağız. Normalde dostlarım bu metotları yapmamız için yün bulmamız gerekiyor. Kızıl taş bulmamız gerekiyor. Demir bulmamız gerekiyor ama ben bunları tabii ki de bulmayacağım dostlarım. Yani size o malzeme kasmamı izlettiğimi size. Hayır tabii ki de. Bunları bulmayacağız. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? Daha önceki tutorial videolarında bunları yapıyordum dostlarım ve artık yani tekrardan yapmaya başlayacağım. Bakın burası benim dünyam olduğu için istediğim eklentiyi kurabiliyorum. Dostlarım şuraya geleceğim bakın direktman havaya bakarak tam olarak şu havaya bakarak. Dostlarım bakın buraya direktman tuşuma basacağım. Shift. Bir kere shift'e bastım. X. El hareketi. Dostlarım bakın şu anda buraya sandık. Malzemelerimin olduğu, troll eşyalarımın olduğu sandığım buraya düşmesi lazım. El hareketi yapıyorum. Düştü. Bir dakika niye havada kaldı? Dostlarım sandığın aşağı inmesi lazım. Bug'a mı girdi lan acaba? Dostlarım galiba bug'a girdi. Bir dakika. Bakın bu sandığın içerisinde dostlarım Bile'yi kontrol etmemi sağlayacak troll eşyam var. İtemler var. Bile metotlarını yapmamı sağlayacak itemler falan var ama şu anda sandık havada kaldı. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Neyse sıkıntı yok dostlarım. Malzeme kasayım. Bekleyin. Dostlarım ben direkt ben malzeme kasayım bakın biri seçimini yaptı. Bir ben bir malzeme kasayım biraz blok toplayayım. Dostlarım yukarıda sandığım yanına gideceğim. Normalde sandığım bu arada yere düşmesi gerekiyor. Direkt ben yeryüzüne düşmesi gerekiyor ama havada sandık havada asılı kaldı. Bunun sebebini inanın bilmiyorum. Herhalde bug'a girmiş de olabilir yani. Kurduğum eklenti bug'a girmiş de olabilir. Başka bir şey tetikliyor da olabilir. Emin değilim şu an. Bir tane kürek yaptım. Hızlıca birazcık çim kazacağım. Dostlarım oraya 10-15 çimle çıkarım. Birazcık bir çim kazayım. Tamam 24 şimdi dostlarım bence oraya çıkarmayayım. Hadi biraz garantici olalım. Biraz daha kazalım. 30 saniye yapalım ve dostlarım oradaki sandıktan eşyalarımı aldıktan sonra diğer metotları yapacağım ve Bile'yi dostlarım umarım spam edebiliriz. Bakın mantıken şu anda 5.23.13 Bile'nin dostlarım kaynak kodlarını çalmıştı. Bundan 6 ay öncesinde. Ve 5.23.13'te dostlarım yani 6 ay sonrasında hiç Bile ile alakalı bir olay görmedik. Yani belki de 5.23.13 Bile efsanesinin kodlarını değiştirmiştir. Belki Bile efsanesi spamlı olmayacaktır ama yani mantıken spam olmasa dostlarım tabelada yes işareti silinmezdi. Yani bu yorumlara teorilerinizi bekliyorum. Sizce dostlarım 5.23.13 Bile efsanesinin kodlarını değiştirdim. Belki de Bile efsanesi spam olmayacak yani bunu bilemeyiz. Hemen şu sandıktaki eşyalarımı bir alacağım. Yukarıya çıkalım. Tamam yeter her türlü. Şuraya geleceğim dostlarım. Hemen sandığımı açacağım. Geldim. Şuraya geçtim. Ya ne oluyor oğlum dostlarım niye böyle oluyor? Aa delireceğim şimdi bak. Dostlarım troll eşyalarımın içinde olduğu sandık yok oldu. Oğlum bug'a giriyor herhalde dostlarım. Yani sandık yukarıdan aşağı düşerken bug'a girdi herhalde. Bir dakika tekrar deneyeceğim o zaman. Allah Allah. Dakika bir gol bir dostlarım. Videomuzda yine bir aksilik oldu. Tövbe tövbe. Delireceğim şimdi. Normalde bu sandığın yere düşmesi lazım ve benim bunu açmam lazım. Bir dakika tekrar bir hareket yapacağım. Şuraya yapayım. Bu sandığın bakın. Bir dakika shift'e bastım tamam. Şu an X'e basıyorum. Olması lazım dostlarım. Şu anda sandığın önüme düşmesi lazım. Bunu daha önce bir sürü yaptık yani. Şu an niye çalışmıyor anlamadım. Düştü bak tamam bu sefer oldu galiba dostlarım demek ki bug'a girdi. Şu an düştü bakın. Vallahi düştü. Sandı şimdi. Ne oluyor lan?
Dostlarım bir dakika, sandık tabelaya dönüştü. Ne oluyor oğlum? Acaba dostlarım Billy'nin kodlarıyla benim oynakladığım kodlar birbirine mi karıştı? Anlamıyorum ki. Normalde dostlarım o sandığın yere düşmesi lazım. O sandığı açıp içinden eşyalarımı almam gerekiyor benim. Ama fark ettiyseniz bakın bir anda sandığım dostlarım Billy tabelasına dönüştü. Yani az önce bakın şuradaki tabelaya dönüştü direktman. Ve bakın tabelayı kıramıyorum dostlarım. Tabelanın içinden geçebiliyorum. Dostlarım bakın bu tabela gerçek bir tabela değil. Oğlum neler oluyor lan? Bir dakika dostlarım, galiba Billy'yi spam etme metotlarıyla benim oyuna kurduğum eklentilerim birbirine karıştı. Belki de şu anda dostlarım oyunu bug'a soktuk, bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım ben, o eşyalara ihtiyacım var dostlarım benim. Bir dakika tekrar deneyeceğim. Bir tekrar bir sandık düşürmeye çalışacağım. Shift bastım. El hareketi. X'e basıyorum şu an. Aa dostlarım hatalar çıkıyor. Bir dakika open cihaz hataları çıkmaya başladı. Allah dostlarım patladık. Vallahi bak sandık düşüremiyorum şu an. Bu sefer de dostlarım o hatalar çıkıyor. Bakın OpenGL hataları çıkıyor. Bu Minecraft'ın dostlarım bir kaynak kod yazılımı. OpenGL. Ve şu an dostlarım OpenGL hataları alıyorum. Acaba eklentiyi mi yanlış kurdum, yoksa bir de efsanesini çağırmaya çalışırken bir şeyler mi oldu? Bakın mesela ayrıca şunu gözüme çarptı. Bakın dostlarım, yani dünya oluşumu da bir garip şu an, farkındaysanız. Yani mesela bakın böyle bir dünya oluşumu yok Minecraft'ta. Bakın burada böyle havuz gibi bir şey var, tepede duruyor. Yani şu anda dostlarım belki de dünyayı bozduk, emin değilim. Ama şu anda da OpenGL rolü veriyor. Oğlum o zaman ben sıfırdan malzeme mi kasacağım? Dostlarım galiba sıfırdan malzeme kasacağız. Hayır abi ya. Dostlarım ben şimdi o kadar demiri, o kadar yünü nereden bulacağım? Dostlarım of ya, çalışmadı ya. Bunun neden çalışmadığını dostlarım, yani yorumlara törlerinizi yazın bakın. Normalde o sandığımın içerisinde dostlarım örs vardı, demirler vardı, redstone meşaleleri vardı, yün vardı, çakmak vardı. Billy'yi çağırmama sağlayacak her eşya dostlarım o sandığın içerisindeydi. Ama şu anda ben yani o sandığı düşüremiyorum. Düşürememeye geçin dostlarım. Sandık bir anda Billy tabelasına dönüştü. Yani bunu hiçbir şekilde anlayamadım. Vallahi çok enteresan. Cidden çok enteresan. Bir dakika şunu hemen bir tane dostlarım kazma yapacağım. Yapacak bir şey yok dostlarım. Gerekirse X-ray falan açacağım. Benim bir şekilde malzeme kasmam lazım. Hemen hızlı bir şekilde dostlarım madene ineceğim. Buraları hızlandırılmış izlersiniz zaten. Şuraya bir atlayayım. Dostlarım demir bulmam gerekiyor. Bir demir bloğu yapmam lazım. Bir de yün bulmam lazım. Bir de redstone meşalesi. Redstone meşalesi çok zor. Redstone nereden bulacağım ben? O çok zor dostlarım. Şuraya bir hemen bir çalışma masasını koyacağım. Buraya geleceğim, bir tane taş kazma yapacağım. Aynen şu an daha rahat kazabilirim. Bu dostlarım şu anda istemediğimiz bir şeydi gerçekten, ama yapacak da bir şey yok. Yani şu anda sandığımı düşüremiyorum ve bu yüzden eşya kazmam gerekiyor. Yapacak... Lan! Lan nereye düştüm dostlarım, bir dakika! Nereye düştüm lan? Dostlarım bembeyaz bir odaya düştüm, bir dakika bembeyaz bir odaya düştüm. Dostlarım bembeyaz bir odaya düştüm. Sandık var. Lan bir dakika dostlarım, bu benim sandığım. Dostlarım bu sandık daha demin el hareketi yaparak düşürmeye çalıştım sandık, ama bana gelmeyen sandık. Bir dakika. Dostlarım Billy'nin kodları değiştirilmiş. %100 eminim dostlarım. Ya Billy'nin kodları değiştirilmiş ya dostlarım şu anda bilgisayarımda daha adaptive modu yüklü olduğu için 5.23.13 dostlarım benimle oynuyor, bilmiyorum. Yani çünkü bakın unutmayın, Billy efsanesinin kaynak kodları şu anda 5.23.13'te. Madene iniyor diye dostlarım madene inmek için altımı kazmaya başladım ve bir anda bembeyaz bir odaya düştüm bakın. Dostlarım burada benim troll eşyalarının bulunduğu sandık var. Bakın dostlarım bu sandıkta bilit metotlarını yapmam için gerekli olan tüm eşyalar var. Bak demir bloklarım var, redstone meşallerim var, yünlerim var, örsüm var ve bakın dostlarım Billy'yi kontrol etmemi sağlayacak. Yani eğer Billy efsanesini bulursak Billy efsanesini kontrol etmemi sağlayacak controlling tool eşyam bile var. Çok enteresan. Bir dakika ben yukarıdan düşmemiş miydim? Dostlarım burası niye bembeyaz? Çok enteresan bir odaya geldim. Bu ne lan böyle? Dostlarım Billy efsanesinin kodları değiştirilmiş. Bakın yani şu anda Billy efsanesiyle Billy efsanesinin kodlarıyla benim sandık düşürme kodlarım büyük ihtimalle birbirine girdi. Ve bunu dostlarım büyük ihtimalle 5.23.13 yapıyor. Bir dakika tamam dostlarım, iyi yanından bakalım. Şu an troll eşyalarımı aldım. Benim buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım lan? Bir dakika ben blok kıramıyorum. Dostlarım bunlar herhalde blok değil şu an. Hiçbir şey anlayamıyorum ki. Bakın blok kıramıyorum dostlarım. Kazmayla vuruyormuş ama bir şey olmuyor bakın. Vuramıyorum bile hatta. Ne oluyor lan? Nereye düştüm ben? Bir dakika yere blok koyabiliyorum, tamam. Yere blok koyabiliyorum. Tamam bak burası kafam dostlarım. Kafam tabana diyor şu an bakın. Üstte büyük ihtimalle blok var. Ama bakın yukarıdaki bloğu kırmaya çalıştığımda kıramıyorum dostlarım. İçeride mahsur kaldım, bir dakika. Şu an dostlarım bembeyaz bir yerde mahsur kaldım. Yemin ederim bembeyaz bir yerde mahsur kaldım. Fikir üretmem lazım dostlarım. Yere blok koyabiliyorum ama blok kıramıyorum. Buradan çıkmam gerekiyor. Eğer kendimi öldürürsem tüm eşyalarım bu odada kalır. Blok kıramıyorum. Meteor. Dostlarım meteor yağdıracağım. El hareketi yaparak meteor yağdıracağım. Çok mantıklı. El hareketi yaparak meteor yağdıracağım. Bir dakika şu yukarıya bakarak. Tamam dostlarım şu an meteor el hareketimi yapıyorum. Şu anda meteor yağdırmam lazım buraya bakın. Belki de dostlarım meteor buradaki blokları patlatır şu anda. Çünkü çok aşağıda değilim bakın, meteor sesleri gelmeye başladı. Benim bir şekilde buradan çıkmam lazım dostlarım. Baya patlıyor şu an bir şeyler. Full meteor el hareketi yapmaya devam ediyorum. Hadi oğlum hadi. Hadi bana oğlum. Aa dostlarım patlıyor bakın, titreme geldi. Titreme geldi bakın. Umarım beyaz bloklar kırılır. Dostlarım umarım beyaz bloklar kırılır. Hadi. 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 Haydi oğlum hadi oğlum. Dostlarım kırılıyor, bir dakika kırılacak galiba. Şu an spamlıyorum dostlarım. El hareketi spamlıyorum. Şu anda el hareketi spamlıyorum. Kırılması lazım artık. Dostlarım ben buradan nasıl çıkacağım? Kırılmıyor. Kırıldı. Dostlarım kırdım. Yes kırdım, tamam çıkabilirim.
Çıkabilirim dostlarım, çok mantıklı bir hareketti. Bakın yani tam olarak benim kazdığım yerin altına böyle bir oda spawn olmuş. Bu büyük ihtimalle dostlarım Billy'nin kodlarıyla alakalı bir oda. Yani yeni kodlarıyla alakalı bir oda. Daha önce çünkü böyle bir şey dostlarım olmuyordu Billy efsanesini çağırmaya çalıştığımız zaman. Yani bu yeni olan bir şey. Yani 6 aydır ben hiç Billy'yi çağırmaya çalışmadığım için dostlarım büyük ihtimalle böyle bir şeyin ilk defa olduğunu görüyoruz. Ve dostlarım bunun büyük ihtimalle alakası 5.23 oluştu var. Yani 5.23 yüzünden böyle bir şey olmuş olabilir. Olabilir dostlarım, tahmin ediyorum ki öyledir. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? En azından dostlarım troll eşyalarımızı aldık. Ah! Lan! Ne oluyor? Dostlarım bir dakika! Ne oluyor şu an? Hay Billy! Dostlarım bir... Oğlum bunlar hep yeni lan dostlarım, böyle bir şey olmadı normalde. Bakın görüyor musunuz? Şu an... Aa ne oluyor lan? Çıldıracağım! Dostlarım karakterimi hareket ettiremiyorum, bir dakika. Şu an bir şeyler oluyor dostlarım, bakın Billy'nin yanına ışınlıyorum tekrar aynı yere. Lan ne oluyor? Oyundan garip sesler geliyor dostlarım, bak gri sesleri geliyor. Bakın bir Billy'nin yanına ışınlanıyorum, bir burada duruyorum. Bir Billy'nin yanına ışınlanıyorum, bir buraya geliyorum. Çıldıracağım, ne oluyor lan? Hareket edebiliyorum. Dostlarım bunlar yemin ederim yeni şeyler. Bakın normalde böyle şeyler olmuyordu, görüyor musunuz? Dostlarım normalde böyle şeyler olmuyordu bakın. Demek ki Blaze tanesinin kodları değiştirilmiş dostlarım. Şu an sadece ben iki tane metot yaptım bakın. Sadece iki tane metot yaptım. Tabaya metodunu ve dostlarım diğer metodu yaptım. Yani bu dünya dosyanıza dostlarım Dragon Cluster'ı atıyorsunuz ya, onu yaptım. Başka bir metot yapmadım dostlarım ve bunlar şu anda olmaya başladı. Çok enteresan, bakın az önce Billy'yi gördük dostlarım. Az önce Billy'yi gördük. Ve en son dostlarım biz Billy'yi gördüğümüzde Billy kanlı Warden formundaydı. Ekranda görüyorsunuz. Demek ki o formdan çıkmış. Şu an çok daha fazla meraklandım. Dostlarım şu an çok daha fazla meraklandım. Bir dakika. Bir dakika ne yapacağım? Dostlarım diğer metotları hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Bekleyin. Önce şuraya bir tane diğer metodu yapayım bakın. Bu metodu yapmak için. Bu dostlarım metot. Metot 1. Bakın bu ilk metot dostlarım. İlk metodu yapmak için de bakın şöyle yapıyorsunuz. Bakın fotoğrafı şurada bir yerde çıktı şu anda, aşağıda bir yerde. Buraya dostlarım yünleri koyacağız. Anlatacağım şimdi bakın. Şunları bir kırayım. Buraya şöyle yün koyuyoruz. Aynen bu şekilde. Buraları kapatalım. Buraya da yün koyacağız bakın. Redstone meşallerini böyle koyacağım. Ve dostlarım tam bakın ortasını yakıyoruz. Ve bunu yaptığımız an dostlarım bu yünlerin hepsi yandıktan sonra bu bölgenin altında bir mineshaft oluşması gerekiyor. Mineshaft bir maden türü biliyorsunuz. Ve dostlarım bu mineshaft'in içerisinde bildiği görmemiz gerekiyor. Şu anda bakın bu metodu yaptım. Niye yanmıyor? Dostlarım yanması lazım. Hadi yan lan. Oğlum acaba bu da mı bozuldu? Aa dostlarım bakın yanmaya başladı. Tamam bakın ilki yandı. İkinci de yandı, güzel. Redstone meşalleri düşüyor. Üçüncü de yandı, harika. Dördüncü de gitti. Bu da gitmesi gerekiyor. Bu da gitti, tamam. Dostlarım şu anda bu metodu da aktif ettik. Metot 1 de tamamlandı. Yani bakın tam olarak ben aşağı kazdığım zaman bir mineshaft'e düşmem gerekiyor. Mineshaft madenine düşmem gerekiyor. Tam aşağıya kazdığım zaman. Bunu yapmam gerekiyor. Ama ben şimdi bunu yapmayacağım. Dostlarım son bir metodumuz var. O da metot 2 idi galiba bakın. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Yapmamız gereken şey dostlarım bakın. 1, 2, hop böyle. Hop böyle koyuyoruz bakın. Tam olarak bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buraya bir demir koyuyoruz ve dostlarım bu da Billy'yi çağırmamız için gerekli olacak son metottu. Şu anda bu metodu da yaptık. Dostlarım hızlı bir şekilde aşırı merak ediyorum. Buranın altında şu anda bir mineshaft oluştu mu? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden buradan aşağı kazacağım. Hadi bakalım bismillah. Burada kırdım. Dostlarım genelde böyle bir 10 blok aşağıda falan filan bir mineshaft'in oluşması gerekiyor. Ve bu mineshaft'in içerisinde de Billy saklanıyor lan! Hayır nereye düştüm? Bir dakika orada biri suratı var. Dostlarım yine beyaz modaya düştüm. Bakın bu kodların hepsi yepyeni dostlarım. Bu kodlar yeni yazılmış bakın. Dostlarım normalde Billy efsanesinin çağırma metotlarında böyle bir şey yok. Yok dostlarım böyle bir şey olması mümkün değil. Bakın şurada kocaman biri suratı var. Bu gerçek biri mi lan? Dedim. Dostlarım ben söyledim bakın. Beşin suratını, bir dakika orada beşin suratını gördünüz mü? Dostlarım orada 5.23 çalışıyor suratını bak. Bakın dostlarım beşin suratı. Dostlarım 5.23 çalışıyor suratı var. Ben söylemiştim. Dostlarım bunların olmasının sebebinin hepsi tamamen 5 dostlarım. Bakın 5.23. Çünkü dostlarım şu anda Billy'nin kaynak kodları 5 efsanesinde. Ve bakın burada 5'inde suratı çıkıyor bakın yukarıda. Yukarıda mı aşağıda mı göremiyorum ki dostlarım, bakın burada 5'inde suratı, bak Billy'ye dönüşüyor. 5.23 olunca dönüşüyor dostlarım bakın, çünkü Billy efsanesi artık 5'e ait. Yani 5 Billy efsanesinin kaynak kodlarını aldı. Ve bu yüzden dostlarım bunlar oluyor. Bakın bu 5'in suratındaki logo dostlarım. Ekranda 5'in suratını görüyorsunuz. Bir dakika acaba dostlarım bunların olmasının sebebi benim bilgisayarımda, yani Minecraft'ta yüklü olan Dual Dual Trophy modu olabilir mi? Çünkü önceki videolarımı izleyenler biliyorlar dostlarım. Ben Dual Dual Trophy modunu şu anda mod klasöründen silemiyorum Minecraft'taki. 5 dostlarım bir şey yaptı ve Dual Dual Trophy modunu silemiyorum. Bakın sürekli karşıda bakın 5'in suratı çıkıyor. Sonra surat Billy'e dönüyor bakın. Yani şu an bembeyaz bir odadayım ve büyük ihtimalle burada blok kıramıyorum. Bakayım evet dostlarım yine blok kıramıyorum bakın. Bir Billy suratına dönüyor, bir 5 suratına dönüyor bakın. %100 dostlarım bundan olabilir bakın. Şu anda Minecraft'ın modlarında Loadout Trophy modu olduğu için olabilir. Peki mesela şu an modu silmeye çalışsam, Loadout Trophy modunu oyunu alta atıp silmeye çalışsam. Çünkü dostlarım Codeman serverında silemiyorduk. Hatta 5 dostlarım paramparça etmişti konsiyerleri. Ama şu anda farklı bir dünyada olduğum için 5 bu dünyaya erişebiliyor olabilir yani. Ve belki de burada silebiliyorum, deneyeceğim. Evet dostlarım bakın şu anda Minecraft'ın mod klasörüne girdim bakın. Dostlarım Minecraft'ın mod klasöründe şu anda bakın Dual Dual Trophy burada. İsmim Dual Dual Trophy yaptım tekrardan. Bir silmeye çalışacağım.
Yok dostlarım, yine silemiyorum. Bakın bir de ayrıca bak, silme çalıştığımda mouse'un imajını görüyor musunuz? Yükleme bir şeyler çıkıyor. Bak yüklüyordu, görüyorsunuz. Dostlarım oyunu yani modu silmeye çalıştığım zaman bilgisayar böyle bir şeyleri yüklüyor ama bunu başaramıyor. Bakın şu an delete tuşuna, silme tuşuna abanıyorum ve hiçbir şekilde dostlarım modu silemiyorum. Peki tamam. Yorumlara bir şey yazmıştınız dostlarım. Önceki 5 videolarında yorumlara şey yazmıştınız. Abi load after effect modunun ismini extermination after effect yap. Bunu yaptığın zaman load after effect modu devre dışı kalır demiştiniz. Dostlarım ben de şimdi onu deneyeceğim. Bir dakika bak. Load after effect'i exterminate after effect. Böyle bir deneyelim mesela. Exterminate yazalım. Exterminate dostlarım yok etmek. Hani böyle parçalamak gibi bir şeye denk geliyor. Exterminate after effect yaptım. Bir dakika oyuna tekrar döndüm. Dostlarım hayır bakın. İsmini yani doğada trafiği zaten silemiyorum. Doğada trafiğin ismini değiştirdiğimde de bile yani bir şekilde bakın hala bu beyaz odadayım. Ve burada birinin suratı çıkıyor, bir beşinin suratı çıkıyor. Peki tamam, bir de extermination alt trafiği deneyelim. Buraya geldim bakın dostlarım. Şimdi doğada trafiği modunun ismini extermination alt trafiği yapacağım. Umarım bunda olur dostlarım. Yani mantık yani doğada trafiği sildiğim zaman birinin oluşturulan yeni kodlarında yok olması gerekiyor. Ve benim beyaz bir odaya düşmemem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani veyahut da sandık düşürebilmem gerekiyor. Bu videoda bunları yapamadık. Bunların sebebi dostlarım büyük ihtimalle 5 efsanesi, 5 hacker'ı birinin kodlarını yeniledi dostlarım. Ve yenilediği için de bunları yapamıyoruz. O yüzden şu an daha da heyecanlıyım. Yani bir efsanesi çok daha güçlenmiş olabilir. Şu an oyuna girdim dostlarım. Yok hiçbir şey değişmiyor. Hayır. Yani şu an doğada trafiği yine silemiyorum. Ve hiçbir şey değişmiyor görmüş olduğunuz gibi. Ananı satayım. Dostlarım bir dakika, bir sürü bilin spam oldu. Gençler selamünaleyküm. Ne oluyor lan? Dostlarım bakın. Bunlar hep yepyeni şeyler. Bakın bunları daha ilk defa görüyoruz dostlarım. Kaç bili var lan burada? Bakın bir tanesi bana geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bili var. Dostlarım 8 tane bili var bakın. Dostlarım 8 tane bili var. 8 tane bili var. Gençler nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ne yapıyorsunuz? Dostlarım şu anda bakın bunlar yepyeni şeyler. Ne yapıyorlar bunlar? Aa yok oluyorlar. Dostlarım yok olmaya başladılar. Hayır yok olmayın. Hayır. 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 Çıldıracağım. Dostlarım çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. Bakın bunlar yepyeni şeyler. Ben şu anda bakın bunlar ama gerçek bil değil dostlarım. Benim gerçek bil efsanesini bulmam lazım. Yani bu oyunda da dostlarım bil efsanesini kontrol edeceğiz ama o gerçek bileyi bulmam gerekiyor. Bakın dostlarım şu eşyayı controlling tool, bu eşya sayesinde dostlarım ben bil efsanesinin içine girebileceğim. Ama bakın bu eşyaya ismine bakın dostlarım eşyanın. Bakın isminde controlling tool parantez içinde player none yazıyor. Bu player none kısmında benim bili yazmam gerekiyor. Ve dostlarım bunu yapabilmem için benim gerçek bil efsanesiyle karşı karşıya kalmam gerekiyor. Şu ana kadar karşımıza çıkan biller bence gerçek biller değildi. Yani yanımda olması gerekiyor bilinin ve dostlarım örften bu itemin ismini değiştireceğim ve o şekilde bu iteme sağ tıkladığında bilev servisinin içine girebileceğim. Ama bunlar gerçek bilev servisi değil dostlarım. Benim gerçek bilev servisini bulmam gerekiyor bakın. Onu bulmazsam olmaz bu iş. Bilev servisini dostlarım, gerçek bilev servisini bulmak için mesela şöyle bir şey denesek, yazı yazsam. Belki bu da işe yarar. Billy, wanna be friends. Bir arkadaş olmak ister misin? Güzel soru bak. Bir arkadaş olmak ister misin koçum? Do you remember me old friend? Beni hatırladın mı, eski arkadaşım yazdın. Yani dostlarım belki bunları yazdığım zaman ortaya çıkar, bir şey yapar, yanıma gelir ve direkt ben dostlarım ona dönüştürürüm. Yani onu kontrol ederim en azından. Onu dönüştürürüm değil, onun içine girerim. Yani şu anda amacımız dostlarım aslında bilinin içine girmek. Ama şu anda bu lanet yerde yine mahsur kaldım. Ve dostlarım burası galiba çok büyük bakın. Cidden burası çok büyük ve hani bakın tepedeki bili şeyin ne kadar yüksek olduğunu da görebiliyorsunuz bili surasının. Ve hani gerçekten burası aşırı yüksek, aşırı büyük. Buradan nasıl çıkacağım inanın bilmiyorum. Yine meteor yağdırabilirim. Ama biraz etrafta gezmek de istiyorum. Ne oldu lan? Dostlarım bir dakika, etraf karardı. Işıklar gitti lan, ne oluyor? Aha dostlarım işler daha da korkunçlaşıyor, bir dakika. Işıklar gitti. Yemin ederim ışıklar gitti. Şu an var ya bakın aşırı hoşuma gidiyor dostlarım. Özlemişim bu tarz şey. O ne lan? Dostlarım biri. Korkunç biri. Bir dakika siyah biri. Dostlarım siyah biriyi gördüm. Siyah biriyi gördüm. Vallahi siyah biriyi gördüm. Şu an bir şey göremediğinizin farkındayım dostlarım. Ben de göremiyorum zaten. Çünkü şu an dostlarım kapkaranlık bir yerdeyiz. Bir dakika ya bir yere ışınlandık dostlarım ya da ışıklar söndürüldü. İkisinden bir tanesi. O bakın dostlarım. Siyah biri. Gözleri parlıyor dostlarım. Gözleri kırmızı olmuş. Bir dakika. Oğlum bunlar çok iyi lan. Dostlarım 5'i çok sevmem ama helal olsun. İyi yapmış. Bakın gerçekten dostlarım iyi yapmış. Şu anda biri karşımıza çıkıyor sürekli. Hem de kırmızı bir şekilde çıkıyor. Bu gerçek biri mi lan acaba? Olabilir. Dostlarım belki de şu anda gerçek biri artık siyahtır. Olabilir. Etrafa bakmaya çalışıyorum şu an. Bir dakika, şu an nereye bakıyorum ki? Yere bakıyormuşum. Dostlarım bakın. Oo! Bir dakika. Çok iyi lan. Vuramıyorum ki dostlarımın biliye vuramıyorum bakın. Gerçek biri değil galiba. Bakın bakın görüyor musunuz bakın kırmızı gözlü. Ulan biri ne kadar tatlı gözüküyorsun. Onları satayım, çok kötü dostlarım, çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok korkunç. Bir dakika çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Bak mesela burada çıktı. Hey Billy naber, bana bir friends. Arkadaş olmak ister misin Billy? Billy 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 kuş donmuştur. Pencereye mi konmuştur? Billy 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 kuş donmuştur. Pencereye mi konmuştur? Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye. Fırtınalarken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Fırtınalarken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Billy 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 Bill
Billy 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 Billy. Neredesin Billy? Dostlarımı gerçek Billy ama ben söyleyeyim. Yani gerçek Billy olsa dostlarım mantıken yani bilmiyorum. Gerçek Billy olsa yok olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda dostlarım bize bir illüzyon oynanıyor bakın. Kurduğumuz metotlar tarafından büyük ihtimalle kodlar devreye girdi ve şu anda bize dostlarım bir oyun oynanıyor bakın. Aa bak bu sefer orada. Yanına gitmesem de yok oluyor dostlarım. Her türlü yok oluyor bakın. Yanına gitmedim ve yine yok oldu. Bak orada bu sefer. Billy Billy bir kuş. Aa yine yok oldu. Dostlarım direkt yok oluyor bakın. Bak yine geldi gitti. Gel lan buraya Billy! Dostlarım yine yok oluyor ya, çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Benim dostlarım gerçek Billy'e bir şekilde erişmem lazım ve ona geçmem lazım. Bakın trolümüz aslında bizim bu. Ama şu anda bunu yapamıyorum dostlarım. Çünkü gerçek Billy olup olmadığına emin değilim. Yani benim gerçek Billy'i fiziki olarak görmem lazım. Bunu yapabiliyor olmam lazım ama şu an yapamıyorum. Şu an dostlarım tamamen yok oldu galiba. Ne oldu lan öyle? Aa dostlarım Minecraft'e geldim. Dostlarım Minecraft'e geldim bir dakika. Yani başta olması gereken şey buydu dostlarım. Metot 1 yaptıktan sonra aşağı kalsında manşete düşmem gerekiyordu. Ben beyaz bir yere gittim. Sonra orası siyah falan oldu. Enteresan şeyler oldu. Biller karşıma çıktı. Bakın şu an manşetteyim dostlarım bir dakika. Ama normalde manşetler böyle olmaz dostlarım. Burası bir aydınlık, iki redstone meşaleleri var. 3. Karşıda çok garip bir şey var. Bir dakika bu ne lan? Dostlarım karşıda bu ne? Bir şey canım. Bu ne harbiden? Kapı mı dostlarım? Garip bir şey var. Bu da bir dakika. Kapı! Oğlum ne oluyor dostlarım? Oynayınca kafayı yedi. Şu anda bakın. Yani benim dostlarım yer altındaki bir mineshaft'a ışınlanmam gerekirken ve orada Billy'le yüzleşmem gerekirken Beş'in yaptığı kodlar sayesinde bakın yeryüzünde bir mineshaft'a ışınlandım. Bakın şu an bu bildiğiniz yeryüzündeki bir mineshaft. Buraya ışınlandım ve dostlarım bir kapı vardı, kapıdan çıktım ve şu an karşımda dostlarım 1 lirak yani 1 taşı var. Bakın unutmayın, en son biz Billy'yi gördüğümüz zaman, gerçek Billy'yi ekranda görüyorsunuz dostlarım, Anna'nın onu 1 taşına kapattığını görmüştük. Bakın şu an dostlarım o taş karşımızda. Burada şu anda kocaman bir dostlarım 1 taşı var. Dostlarım ve belki de şu anda gerçek bir efsanesi bu taşın içinde olabilir. Yemin ediyorum olabilir. Bir dakika dostlarım, bu taşa yaklaşmayacağım. Yaklaşarak kırmaya çalışmayacağım dostlarım. Bu taşın içinde çünkü bir olabilir, sıkıntı olabilir, bize saldırabilir ve ölebiliriz, ithalelerimizi kaybedebiliriz. Dostlarım meteor yağdıracağım. Bir taşına direktman meteor yağdıracağım da eğer taş kırılırsa ve içinden biri çıkarsa kaçacağım. Direkt dostlarım örsten bu Billy'yi kontrol etmemi sağlayacak eşyanın ismini Billy yazacağım ve direktman sağ tıklayıp Billy'nin içine gireceğim. Allah'ım lütfen içinde Billy olsun. Dostlarım like'larınızı bombalayın. Umarım içinde Billy olur. Umarım içinde Billy olur. Lan arkadaki manşet de yok olmuş. Dostlarım arkadaki manşet gitmiş bakın. Burada daha demin manşet vardı. Oha. Tamam bir dakika meteor. Meteor vakti. Meteor vakti. Dostlarım el hareketi yapacağım. Bismillah. Çok bu arada aşırı dostlarım gerildim bakın. Şu an bunun içinde biri varsa efsane olur. Başlıyorum. El hareketi. Taşın kırılması gerekiyor diye biliyorum dostlarım. Taşın kırılması lazım. Şu an meteor yavaş yağıyor. Niye yavaş yağıyor bilmiyorum. Dostlarım taş kırılmıyor bu arada. Şu an el hareketi yapıyorum ama taş bakın kırılmıyor. Hadi oğlum kırıl artık hadi ya. Aa dostlarım bir dakika. Küçüldü. Dostlarım küçüldü bir dakika. Küçüldü. 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 Dostlarım küçüldü. Devam. Bir dakika taşı küçülttüm galiba meteor atarak. Dostlarım taş küçüldü. Taşın küçüldü. Bak bir daha biraz daha küçüldü. Dostlarım biraz daha küçüldü. Vallahi biraz daha küçüldü. Hadi kıracağız. Dostlarım kıracağız. Vallahi kıracağız. Devam. 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 Yine küçüldü. Dostlarım taş küçülüyor lan şaka gibi. Vallahi taş küçülüyor. Dostlarım var gücümle şu anda meteor yağdırıyorum bakın. Şu anda biri taşına var gücümle meteor yağdırıyorum. Biraz daha küçüldü. Devam. 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 Kırıldım! Dostlarım kırdım! Bak kırılmamış. Dur dostlarım kıramamışım. Bekleyin bir daha. Kıramamışım bir daha. Hadi. Hadi oğlum hadi lan. Dostlarım bu kadar küçülttüm taşı ama hala kırılmıyor bakın. Daha ne kadar küçülteceğim. Kırdım! Dostlarım kırdım! Kır dostlarım kırdım! Bu ne lan? Dostlarım Michel lastikteki adam çıktı bir dakika. Biri! Dostlarım gerçek biri mi? Bu ne lan dostlarım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bir dakika ilk kez böyle bir biri görüyorum. Dostlarım bu vallahi biri, bir dakika kastı biri. Ekranda şu an görüyorsunuz dostlarım, Michel'in lastiğindeki adama benziyor. Michel lastik var ya. Bu ne oğlum böyle dostlarım, bunu ilk kez görüyorum. Böyle bir biriyi hayatımda ilk kez görüyorum. Bir dakika. En son biz biriyi taşın içine kapattığımız zaman dostlarım biri kanlı bir ordun formundaydı. Bir dakika dostlarım bekleyin. Dostlarım bu büyük ihtimalle gerçek biri, bir dakika. Hemen bunu alacağım elime. Bir dakika dostlarım bakın şimdi direkt kontrol eşyam. Kontrol eşyamı buraya koydum bakın şu parantez içine. Şuraya dostlarım benim biri yazmam lazım. Biri. Lan bir dakika seviyem yok. Dostlarım bunu yazmak için seviyem yok. Bir dakika seviye lazım. Dostlarım seviye kasıp geliyorum. Tam dostlarım bile bile kastım. Bile bile kastım bir dakika. Şuraya acil bir şekilde bakın o gerçek bile olabilir dostlarım. Şimdi o bileği kontrol edeceğim. Bakın ilk defa hayatımda bir kastım bile görüyorum. Tam buraya bile yazdım. Bakın eğer bu gerçek bile ise ve oyundaki player datadaki nicki bile ise dostlarım, ben bu iteme sağ tıkladığım zaman buna dönüşmem lazım. Ya yani onun içine girmem lazım. Dönüşmem değil onun içine girmem gerekiyor. Ama dostlarım bunu yapmadan önce bunun gerçek bile olup olmadığını emin olmak için ufaktan bir yanına yaklaşacağım. Bakın şu anda yerde yatıyor dostlarım. Çalıları bir kır. Çalıları bir kır. Bir dakika yazı yazacağım. Hi Billy. Wanna be friends. Arkadaş olmak ister misin? Dostlarım eğer gerçek Billy ise bu yazdıklarımdan etkilenerek yes ya da no cevabını vermesi gerekiyor bakın. Ama ben hayatımda ilk kez böyle kaslı değişik bir Billy görüyorum dostlarım. Bakın bildiğiniz böyle değişik kaslı bir Billy var burada. Taşın içinden çıktı hem de. Bir dakika cevap vermiyor. Peki şöyle yapsak. Tabelayı buraya koysam.
Friends yazsam, buraya yes yazsam, boşluk bıraksam, 3 boşluk no yazsam, dostlarım buna bir şey yapar mı? Tabelayı koydum. Bunu, belki bu tetiklere dostlarım bileği. Kalktı! Dostlarım kalktı! Tetikledi kalktı. Dostlarım kalktı tetikledi bakın. Tabelayı kırdı. Dostlarım tabelayı kırdı. Tabelayı kırdı evet. Bakın tetikliyor dostlarım. Tabelayı kırdı. Biri tabelayı kırdı. Yine aynı yere yatıyor. Bir dakika. Tabelayı kırdı ve tekrar aynı yerine yatıyor dostlarım. Çalışıyor bu gerçek biri. Dostlarım bu gerçek biri. Allah yapsın bu gerçek biri. Bir dakika dostlarım bu gerçek biri. Bakın tabelayı koyduğum an tetiklendi dostlarım. Oradaki tabelalar etkilendi kolları büyük ihtimalle ve ayağa kalkıp o tabelayı kırdı bakın. Ama farkındaysanız tabelayı direkt kırdı. Tabelada bir seçenekte bulunmadı yani. Yes, evet ya da hayır demedi arkadaş olalım bu sorusuna. Direkt tabelayı kırdı dostlarım. Dostlarım birinin yanına yaklaşmak istemiyorum. Ölme ihtimalim var. Çünkü o yüzden bir de buradan bir meteor yağdıracağım bileye. Tam bak tam şuradan. Meteor yağdıracağım. Hasar alıyor mu? Dostlarım hasar almıyor galiba. Bir dakika. Şuraya meteor şuraya yağması lazım. Buraya. Hasar almıyor dostlarım. Ya da alıyor mu bilmiyorum anlamadım. Yok dostlarım meteor da kaldırmıyor bileye ayağı. Bileye yaklaşacağım dostlarım. Bileğin ayağa kalkması gerekiyor. Şu anda bileği ayağa da kaldıramıyorum. Meteordan etkilenmiyor. Bir dakika yaklaşmaya çalışacağım. Dostlarım ne olur ne olmaz itemi elime alayım da. Kral merhaba. Nasılsın iyi misin Billy? Lan! Dostlarım bir dakika sohbete bir şey yazıyor. Arkadaş olmak istemiyorum yazıyor. Dostlarım sohbete arkadaş olmak istemiyorum yazıyor. Kalktı! Dostlarım kalktı! Sağa tıkla! Tıkla! Dostlarım oldu! Geçtim! Allah belamı versin dostlarım geçtim! Şu anda bakın Billy'yi kontrol ediyorum. Bir dakika Billy bir yere gitmeye çalışıyor. Billy dur dur dur. Billy dur dostlarım Billy'yi kontrol ediyorum. Bakın Billy'nin içine girdim. Karşıda karakterimi görüyorsunuz. Dostlarım Billy'nin içine girdim. Başardık. Dostlarım trolüm çalıştı bekleyin. Şu anda bakın Billy benim karakterime gitmeye çalışıyor. Ben onu geriye götürmeye çalışıyorum. Billy dur. Billy Allah için dur. Dostlarım Billy'ye geçtim. Lan Billy dur. Billy dur dostlarım bakın şu anda Billy'yi kontrol ediyorum. Bakın yine Billy spamlıyor sohbette. Ben bir şey yazmıyorum. I don't want friends. Dostlarım şu anda Billy'nin içine geçtim. Bakın Billy'yi kontrol ediyorum. Kendi karakterimden ayrıldım ve şu anda Billy'yi kontrol ediyorum. Ama bakın Billy'yi kontrol etmek zor çünkü şu anda Billy bana target dostlarım. Billy bana target olduğu için bakın ben şu an tuşa basmıyorum. Bana doğru gidiyor. Beni öldürecek. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık. Lan gitme dur gitme dur bey kardeşim. Dur gitme dur. Dostlarım tamam durdu bir dakika. Dostlarım bana targetlanma şeyinden çıktı galiba. Bakın şu anda dostlarım Billy'i kontrol ediyoruz ve envanterime bakın dostlarım. Şu anda Billy'nin envanterini görüyorsunuz. Şu anda bakın Billy efsanesinin envanterini görüyorsunuz. Bir dakika Billy'nin envanterinde neler var? Dostlarım bir sürü beyaz yün var. Çiçek var. Burada Billy It adında bir sürü garip Billy vuruşu diye iksirler var ve dostlarım. Bir tane İngiliz anahtarı var. İsmi Colbeş. Aa bakın dostlarım Billy'nin envanterinde Colbeş diye bir item var. Bakın 5'i çağır itemi var. Oha lan dostlarım 5'i çağırma itemi var Billy'nin envanterinde. Oha bir dakika. Dostlarım ben böyle 5'i trolleyebilirim. Billy'yi trollemeye geçin dostlarım ben böyle 5'i trollerim. Bir dakika şu anda ben Billy'yi kontrol ediyorum. Ama dostlarım oyunda da karakterim var bakın Borla orada. Yani ben bu şekilde dostlarım 5-23-13 eğer bakın bu iteme bir şey yaparak 5'i buraya çağırabiliyorsam ki bakın bunu size videonun başında söylemiştim. Dostlarım Billy efsanesi artık 5-23-13'e ait. Ve bakın bu yüzden 5 kod yazarak Billy efsanesinin envanterine bir tane item eklemiş bakın. Bu item kol 5. 5'i çağırma itemi. Olaya bakın. Bir dakika. Dostlarım bu iteme bassam ne oluyor? Bir dakika bastım. Dostlarım bir dakika sağa tıkladım iteme. 5 geldi. Dostlarım 5 geldi. Yemin ederim 5 geldi. Vallahi 5 geldi. Gel bakalım 5. Gel bakalım oyuna. Sana şimdi neler yapacağım. Dostlarım 5-23-13 oyuna katıldı. Bir dahaki videomuz 5 troll olacak. Dostlarım 5'i bile olarak trolleyeceğim. 5 oyuna katıldı. Nerede şu an bilmiyorum. Dostlarım 5 oyuna katıldı. Yarınki videoyu asla kaçırmayın.